Merhaba, ben Mesut'um. Bugün biz Kayseri'deyiz ve çok eğleneceğiz. Üstündekiler ne kadar tatlı. Öcü öğretmenim. Hanımefendiye bak ya. Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir vlog, yepyeni bir seyahat vlogu aslında. Karşınızdayım. Bugün ailece Kartalkaya'ya gidiyoruz. Benim için de çok değişik bir deneyim olacak. Çünkü ilk kez Kartalkaya'ya gidiyorum. Yine karlar içinde bir vlog olacak. Keyfin çıkartsın. Az önce fark ettiniz mi bilmiyorum ama dünyanın en uzun 4 şeritli tünelinden geçtik. 4,5 dakika sürdü. 100 kilometre hızla. İnanılmaz uzundu hakikaten. Tünel üstüne tünel. Gerçekten dağları delmişler yani o derece. Ama yollar mükemmel. O kadar güzel ki. Şimdi daha ne manzaraları göreceğiz tabii. Bu hiçbir şey değil. Kartalkaya'ya yaklaştığımızda Bolu'ya. Karlar marlar. Aklıma şey geldi ne alakaysa. Bazen annemin komik anıları geliyor aklıma. Bir gün bizim eve boyacı geldi. Ondan sonra daha o zamanlar birazdan bahsedeceğim. İsim o kadar popüler değil yani. Sene 2000'lerin başı. Adamın adı Tur abi. Boyacı, usta yani. Şimdi Tur abi ismine alışık şey oldu bu Survivor'dan falan Tur abi. O zamanlar yok Tur abi diye bir isim hakikaten. Neyse annem işte dedi adama şey isminiz ne sizin? Hani hitap edin. Tur abi benim ismim dedi. Annem de sanmış ki hani Ahmet abi gibi. Adama Tur diyor. Tur Bey, Tur Bey. Tur Bey aşağı, Tur Bey yukarı. Tur Bey burayı ne renk yapalım? Tur Bey sizce buraya işte kireç gerekir mi falan? En sonunda adam yaptı. Hanımefendi benim ismim Tur değil, Tur abi falan dedi. O günden beri aklıma durup dururken geldim ve ölüyorum gülmekten. Tur diye isim olur mu ya? Bunu nasıl akıl edemez bir insan? Yalnız yollar gerçekten harika. Her yer o kadar temiz ve nizami ki. Değil mi Cem? Cem her zamanki gibi çok enerjik, mutlu, konuşkan. Bayılır zaten sohbet etmeye yolda falan. En sevdiği şey. Minik köyler. Melisa Hanım da hiç göstermedim bu arada size Melisa'yı. Melisa'sız gitmişiz gibi gözüküyor. Kızım, annem, bir tanem benim. Tatlılar tatlısı. O şu an biraz şeye düştü. Oyuna, tablete. Melisa'cığım, çok güzel terlikleri. Tatlı terlikleri. Miyav. Miyav, 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 miyav. Yeni oyun indirdim ona. Normalde pek yapmıyorum ama. Yani yol için gerekiyor çünkü. Daha arabaya bindik, ben sıkıldım demeye başladı. Efendim? Çok güzel annem, evet. Kaç kilometre kaldı falan. Ha, bu arada kaç kilometre kaldı? Daha var arkadaşlar, 2 saatimiz. Sence Cem, yeterli kar var mıdır kayacak kadar? Sen kayacak mısın ki? Ben kaymayacağım bu sene. O zaman niye dert ediyorsun? Ben ne bileyim, son ne yani Allah Allah kar. Seni düşünmeyelim mi? Seni düşünüyoruz şurada. Yani Melisa için geldik zaten. Kar varsa ben de kayarım işte biraz. Ay ben kıza kaldım arkadaşlar ya Decathlon'da. Çok tatlı üçümüze de. Böyle minik şek gibi, kürek gibi bir şey onun üstüne oturuyorsun. Böyle tutma yeri var. Yarış yaparız öyle, tamam mı? Çok tatlı olacak. İzin vermez de bunu muhtemelen. Öyle bir şey yok vallahi, hiç beni ilgilendirmez. Biz zamanında şey Uludağ'da, ay inanılmaz işte Türk'üz ya, her yerde Türklüğümüzü göstereceğiz. Uludağ'da çöp torbasıyla kayardık. Hani artık onu yapmayayım dedim. O seviyeye inmeyeyim de bari dedim kızak alayım. Ya belli yerler kira... kızak için normalde. Tamam bakarız biz. Bir de belki tabii canım kalkıp herhalde millet snowboardla kayarken ben de orada şey kızak kayacak galiba. Otelin oralarda böyle anladın mı? Hani aşağı doğru bir tümsek bir şey varsa. Bir de kiralanan kızaklar var. Belki de öyle de yaparız yani. Evet, şimdi arkadaşlar tabelayı görüyorsunuz. Bolu, Düzce, İstanbul ve Kartalkaya. Ben olsam İstanbul tarafına girerdim. Daha önceki vloglarımda gördüğünüz üzere yanlış yollara girmek de üstüme yok. Kartalkaya. Evet. Geldik arkadaşlar. Otel yamulmuş gibi duruyor. Değil mi? Bir de GoPro'da app'ten öyle duruyor. Evet, yemekler geldi. Küçük hanım, hadi bakalım.
Bu ne? Anne. Yemek yiyeceğim ben. Anne kız. Hayır anne kız. Jacuzzi keyfi. Anne kız havuz keyfi. Ay karnıma çok bastırma. Ne yapıyorsun ya? Kızım rahatlamak için geldim ben buraya. Sen üstümde başımdasın gene. Ay dur çekil. Fenalıklar bastırdın bana gene ya. Böyle odanın ortasında bir jacuzzi var. Full böyle pisti ve şeyi görüyor. İşte çam ormanlarını görüyor. Oda da çok güzel de acayip dağıttık şu an. O kadar gösteremiyorum yani. Anne, ne oldu? Seçmesin. Neyden korkuyorsun? Korkuyorum seçmesin. Tamam, ıslatma canım saçını. Bu da bahane. Evet, sonunda Melisa'yı ikna edip jacuzzi'den çıkartıp getirebildim. Gelir gelmez böyle bir tabii çocuk oyun alanı falan görünce delirdi. Ben de bu tarz böyle şeyleri çok seviyorum, kızak mızak. Bir iki kızak yaptık. Hadi bakalım, şimdi biraz babayla kayın. Sizi çekeyim ben de. Hazır mıyız kıza? Anne ben sen ne oluyorsun? Tamam, birlikte. Baba sen bizi çek. Hadi anne. Tamam, şu çocuğun üstüne gitmeyiz değil mi? Kayıyorum. Yok frene. Gene. Hadi anne gene. Tamam. Bak o çocuk gibi istediğin zaman yapabilirsin bu arada. Tek kişilik kızağını alıp istediğin kadar kayabilirsin. Alıyor bak kızağını yukarı çıkıyor gördün mü? Nasıl neyse beğendin mi? Evet. Hadi koş. Tamam yok bir şey. Bas sıkıntı yok. Dengeni sağladın. Önüne bak Melisa yan durma. Hadi bindik yürü. Merhaba, ben Melisa. Bugün biz kaydayız ve çok eğleneceğiz. Çikolata yiyeceğiz, havuza gireceğiz, jacuzzi gireceğiz, çikolata yiyeceğiz ve tabii ki de karda oynayacağız. Merhaba, ama size dağları göstersem daha iyi olur. Günaydın. Bugün ikinci gün. Pistler muhteşem. Bomboş. Gerçekten bu sene burada çok güzel kayılırmış yani. Hiç bu kadar boş bir pist görmedim. Bakar mısınız? Koca pistten şuradan yukarıda iki kişi kayıyor sadece. Hava da çok soğuk ama bir taraftan da güneşli. Tam kaymalık. Ama tabii işte bu sene Melisa için geldik biz. Melisa çok istedi. Çok bunaldığı için. Ona biraz böyle bir hava değişimi olsun diye geldik. Bugün de snowboard deneyecek Melisa. Saat 1'e öğretmen ayarladık. Bakalım bu sene onun yanındayım. İnşallah bir sonraki senelerde hep beraber o da öğrenirse ailece kayarız. Şimdi onun modu şu yani. Böyle uyandı sabah çocuk oyun alanı diye. Snowboard'dan falan daha çok ilgisini çekiyor tabii bu ama. Ya ben de bütün gününü, bütün tatilimiz boyunca zamanını burada geçirsin istemiyorum. Birazcık bir şeyler de öğrensin ki sonraki senelerde ben de onun başında hep durmak zorunda kalmayayım. Yaramaz. Ha, genel kar durumu da aslına bakarsanız tabii ki çok değil. Bu sene çok yağmadı. Yani hava sıcak. Normal şartlarda bütün şu çam ormanlarının üstü hep kar olmalıydı. Zaten görüyorsunuz hani. Hep böyle şey, taşlar, kayalar hep ortada. Az kar var aslına bakarsanız, bayağı az kar var ama kayılmayacak gibi değil ama hani çok mu bol kar var derseniz hayır. Bir de ekstra kar da yağmıyor. Bakın bu tepeler normalde hep daha şey kar olmalıydı. Mesela bu sabah ekstra kar yağmadığı için geceleri hep bir önceki günün karı soğukla birlikte buz oluyor. Bugün mesela biraz buz açıkçası. Melisa'nın ilk gün snowboard dersi için pek iyi olmadı aslında yerlerin biraz buz olması. Bol kar olsaydı çok daha iyi olurdu. Neyse bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Hoş geldin.
Nasıldı? Eğlenceli mi? Hadi gel inelim. İn bakalım. Şimdi snowboard seçmeye geldik Melisa'ya. Melisa çok mutlu gördüğünüz gibi. Ben ona termal çorap almıştım. Neredeydi bizim şeyimiz? Şurada. Şunları getireyim ama. Şimdi ayağına termal çorap giyeceğini düşünürsek. Ben buna gelip bir numara büyük veriyorum. Şöyle yapalım. Çünkü nasıl sıçacık yapacak ayağını. Birazcık sokarken zor olabilir Melisa. Oh, muhteşem olacak ama var. Ayaklar hiç üşümeyecek. Melisa kaskınla da uyum sağladı. Çok güzel oldun ya. Aa, sen Polly Pocket misin? Nesin kardeşim? Barbie misin ya? Harika oldu. Ay bu çok tatlı ya. Melisa üstündekiler ne kadar tatlı. Maymun mu? Ne o? Evet maymun. Maymunlu. Şimdi ayağını buraya koy bakalım. Heyecanlı mısın? Çok tatlı bir şey. Ya heyecanlanacak bir şey yok zaten. Çok güzel bir şey ve arkadaşlarına diyeceksin ki abi ben snowboard öğrendim, öğreniyorum. İnanılmaz havalı değil mi? Bak şimdi bu nasıl açılıyor biliyor musun? Buradaki parçaya basıyorsun. Saç açılıyor. Yaklaş, ayağımızı buraya yerleştiriyoruz. Taktık. Sıkıca taktık, gördün mü? Evet. Şimdi ben sana kalkmayı göstereceğim. Ben de board'umu takayım. Hoca öğretmenim. Hanımefendiye bak ya. Kolları uzat bana doğru. Yere bakmak yok. Olayını bir vücudunu nereye vereceğini öğrensen hiç acele etmene gerek yok. Bak bugün buradayız. Bugün iki kere gidebilirsin Ece öğretmenle ders yapabilirsin. Yarın buradayız. Cuma günü de ders alabilirsin. Merhaba. Sen cumaya kadar. Oho. Bordunu bırakacaksın. Bırak bakalım şuraya. Babayla yan et. Çünkü kaymak istediğinizde bir daha şey. Şimdi içeri girip ayakkabılarımızı giyelim. Şimdi sen bana bir söyle bakalım nasıl geçti ilk dersin? Normal yorulma. Evet, çok güzel bir şey. Çok iyi. Yorulman demek çok güzel yapıyorsun demek. Yorulmasan demek ki doğru yapmıyorsundur demek. Şu an doğru yapıyorsun. Yorulduysan kasların çalışıyor. Şimdi bir güzel bir yemek molası verelim. Oh. Evet ikinci dersi başladı şimdi Melisa'nın saat 4'te. Melisa. El salla. El salla bana. El salla anne. Melisa, bir önceki derse göre çok iyi olduğunu biliyor musun? Süpersin. Bak bak eşeğin hareketlerine bak. Bu böyle böyle oturuyor dengesi. Yok çok belli yani. Kendi de bence farkında gülüyor zaten. Sevdin mi? Aa, şimdi babanın yaptıklarını burada yapma. Aynen. Karda yapabilirsin. otur pozisyonunu al. Babasını kendisi yapacakmış. Sen de dur. Şeye doğru çeviriyoruz. Solu çevir. Süpersin. Senin yapıyorsun. Ece tutmuyor ki seni. Dengeye dikkat et. Hop dengeye dikkat et. Öne verme kendini. Öne verme. Ben buradan sevmeyeyim seni. Dizlerini hafif büt. Senin yapıyorsun zaten. Evet küçük snowboardçu. Evet. Bugün yine öğretmeniyle beraber hazırlar. Evet arkadaşlar, bugün hava çok soğuk, -4 yani normal bir aslında kar tatiline göre çok soğuk olmamakla birlikte buraya göre soğuk. Dün resmen 10 dereceydi hava. Kar çok güzeldi, yumuşacıktı, pamuk gibiydi, her yer bol kardı. Bugün çok buz. O yüzden ben de bugün niyetlenmiştim. Dün Melisa ile Cem çok güzel kayınca hadi dedim ben de bugün kayayım, kayak mı yapayım, board mu yapayım? Hatta Cem dedi bence board yap, Melisa'ya da örnek olmuş olursun diye ama bugün bu riski alamayacağım. Pist çok buzlu. Belki 2'den sonra güneşle beraber o buz kalkarsa, zemin daha yumuşak hale gelirse belki o zaman olabilir ama zaten çok az kişi kayıyor. Bakar mısınız pistlerden yani? 5-10 kişi iniyor.
Bugün böyle bakalım. Melisa çok hevesli. Saat 2'de dersi var. 2'de daha güneşli ve başka bir piste gideceğiz. Bu sene öğrenirse işimiz çok kolay. Bu yaşta öğrenirse daha doğrusu. Bu yaşta öğrenirse işimiz çok kolay. Çünkü artık yaş ilerledikçe devreye mantık ve sorumluluklar giriyor. O zaman daha korkuyorsunuz, cesaret edemiyorsunuz. Şimdi bu yaşta çok cesaretli ve istekliler. O yüzden bunun yaşı yok bu arada. Melisa aslında geç bile kalmış. 2 yaşında burada kayanlar var, gerçekten söylüyorum. 2 yaşında daha yeni yürümeyi öğrenmiş, doğru düzgün konuşamıyor bile. Bit kadar boardları var. 2 yaşından itibaren, yani yürümeyi bilen bir çocuk 2 yaşından itibaren snowboard yapabilir. O yüzden vallahi biz keşke daha erken yapsaymışız değil mi Cem? Daha erken başlatsaymışız yani. Evet, şimdi asıl öğlen vakti dersimiz. Zemin birazcık daha yumuşadı. Güneş var ve daha uzun bir pistteyiz. Bakalım bugün Melisa kendi kendine kaymayı deneyecek. Ümit Hoca banta geliyor Han. Şimdi pozisyonunu al. Şu tarafa doğru. Bu kol böyle dans ediyor. Bunun üstünde. Arkaya doğru şiş yapar gibi. Yavaşça orta yavru. Şimdi anneye doğru. Buradan öbür ellerde. Tırma. Güm. İçli yumurtalar. Kaldı 6 tane. Kar topu savaşı. İnanmıyorum. Biraz onlar beraber mi çalışsalar acaba? Hemen konsantrasyonu gidiyor eşeğin. Bana aynısını yapacağına söz vermiştin. Çekememiştim tek başına kaydığını. Normal. Yapmadın aynısını. Yaptım. Bas bakalım. Yaptım. Bastın mı? Aşağı dümdüz gitti. Anne. Ne zaman ödülümü alacağım? Şimdi Ece öğretmenim verecek. İnanmıyorum. Alkış istiyoruz. Biz de alkış yapalım. Alkış yapsanıza. Evet. İlk madalya. Evet, tatilimizin son saatleri artık. Melisa'nın son dersi vardı bugün, snowboard dersi. O da artık tabii günlerdir yoruldu. Biraz mızmızlandı sonlara doğru ama yine de tamamladı vallahi, helal olsun. Bir saat ki pist de bugün bence yine çok çok iyi değildi. Basmışlardı ama böyle yine hafif buz. En güzel geldiğimiz ilk günlerdeydi. Ben bu tatilde hiç kaymadım, hiçbir şey yapmadım. Sadece Melisa kaydı, ben onu çektim açıkçası. Ama güzel de oldu, öğrenmesi lazım çünkü. Tekrar buradan da söyleyeyim. Küçük yaşta başlatın eğer böyle bir niyetiniz varsa. Ben pişman oldum Melisa 2 yaşında başlatmadığıma. Yani yürümeyi bilen bir çocuk gayet kayak da snowboard da öğrenebilir. Hiçbir engel yok. Şimdi öğlen yemeği yiyoruz. Ondan sonra artık İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Evet, artık dönüş yoluna geçtik. İstanbul'a dönüyoruz. Melisa nasıldı? Nasıldı Melisa? Bir şey söylemek ister misin? Hepimiz yorgunuz yani hakikaten. Kar tatili böyle oluyor birazcık. Ben şuradan kaydım Melisa. Buradan kaydım ben. Nereden? Bak bu telesiyejden. Böyle oradan aşağı kaydın. Buna biniyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Sonra oradan aşağı kayıyorsun. Oturarak çıkıyorsun. Böyle ayakta değil. Merve, nasıl oldun? Videonu izliyorsun galiba. Ay çok fenayım ya, evet. Çok kötü, ben kustum ya arkadaşlar ya. Vallahi söylemesi ayıp. Acayip kötü oldum. Bu tatilde benim midem kötüydü yani. Hakikaten. Ay, şey, köprüden geçiyoruz, niye söylemiyorsunuz? Melisa. Dünyanın en güzel şehri karşında. Evet.
çok seviyorum İstanbul'u. Efendim? Evet, güneş bu taraf. Çünkü evet, şu anda güneş batmak üzere. Saat? Evet, 5:30 artık battı güneş. Batıyor yani, oradan batıyor. O yüzden görmüyoruz. Ay çok güzel. Her haliyle çok güzel İstanbul. Sen ne diyorsun bu konuda Melisa? Onlar uyumaya hazırlanıyorlar değil mi yani? Kimler, kuşlar mı? Evet. Ne yapıyorlar? Akşam yemeği için istiyorlar tencere. Yapacaklar yemek tencereyi.